Tarhana yapıyoruz. Önce ben 2-3 diş sarımsak doğradım. Küçük küçük. Çok yakışıyor. Salçasını, sıvı yağını kattım. Çok az. Az bir tarhana bu zaten. 2 kişilik. Salçamızı biraz kavuruyoruz. Bu tarhana gerçekten pişirme yöntemiyle çok daha güzel oluyor. Bizi bu tarhana Ege tarhanası. Pişirme usulü Kütahya Gediz ilçesinin pişirme yöntemine daha çok benziyor. Evet, biraz kavurduk. Çok kavurup yakmaya gerek yok. Birkaç kaşık tarhanayı tarhanamızın yoğunluğuna göre katıyoruz. 3 kaşık tarhana kattım. Biraz da tarhanayla kavuruyorum. Benim farklarımdan biri nanemizde bahçe nanesi gayet doğal. Anneciğimin ellerine sağlık. Nanesiyle de kavuruyorum. Mis gibi kokmaya başladı. İlk yemek videom olduğu için kesme işlemini falan unutmuşum. Acemiliğime denk geldi. Biz acı seviyoruz. Tarhana biraz acı ama biraz daha pul biber ekledim. Nanesi falan kavrulunca çok daha güzel aroması çıkıyor. Ve soğuktu. Biraz ilk birkaç dakika sabır gerekiyor. Sürekli karıştırıp topak olmamasını sağlamak gerekiyor. Soğuk suyumuzu da kattık. Çorbamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ben 1-2 dakika kamerayı kapatıp karıştırarak çorbamın kaynamasını bekledim. İsteyen içine knor ya da değişik tatlandırıcılar da atabilir. Tercih meselesi. Özellikle tavuk knor tarhanaya çok yakışıyor. Tuz atmadım ben. Çünkü salçam birazcık tuzlu. O yüzden tadına bakıp daha sonra gerekirse tuz eklemesi yapacağım. Küçük bir kaşıkla. Çok tuz seven bir aile değiliz biz. Bu bize yeterli diye düşünüyorum. Tarhana birkaç dakika kaynamaya başladı. Her aroma birbirine geçsin diye birkaç dakika daha kaynatıp daha sonra servise hazır hale gelecek. Kanalıma abone olup yorum yazar ve like atarak destek olursanız çok sevinirim. Bunlar bizim için çok önemli. Daha birçok tarifte inşallah yeni videolarla sizlerle buluşacağım. Mis gibi tarhanamız servise hazır. Kış aylarında özellikle besleyici değeri çok. Mis gibi rengiyle, kokusuyla gerçekten aromasını duysanız harika oldu. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tekrar ediyorum, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.